İyi akşamlar. İyi Yine bir akşamlar. pazar. Yine Düşünce Ufkundayız. Etyen Mahçupyan ve Tolga Afşar'la birlikteyiz. Bugün akşam yine oldukça netameli ama bir yandan da hiç şaşırmadığımız bazı konuları tartışacağımızı düşünüyorum. Son dönemde oldukça hararetli bir seçim gündemi var. Meydanlar bir hayli sıcak. Liderler mitingden mitinge koşuyorlar. Farklı farklı ittifaklar ve birlikler görüyoruz. Yakınlaşmalar görüyoruz. Seçime de çok az bir gün kaldı. Fakat tam bu süreç içerisinde Etyen Bey bir yazı yazdı ve bu geçen en son yazdığı yazıydı. Bahçeli AK Parti'ye niçin kazık attı başlığıylaydı. Ve doğrudan bir önerme aslında bu. Yani işin enteresan tarafı Etyen Bey'in yazısında ifade ettiği MHP'nin ayrı bir listeyle seçime gitmesi ve iktidar ortağıyla aynı listede olmaması hiç kamuoyunda doğru düzgün tartışılmadı aslında. Doğrusu Etyen Bey de tam bu noktada bununla ilgili son derece zihnindeki detayları ve soruları döktüğü bir metin kaleme almıştı. Aslında o metinden yola çıkarak Etyen Bey gerçekten Bahçeli neden AK Parti ile ortak bir listeye girmedi dersiniz? Ya şimdi tam olarak nedeni şudur deme şansımız yok. Çünkü biz o insanlar değiliz. Ama olayın ne anlama geldiğini ve maliyetini hesaplama şansımız var. Yani ben bugün üşenmeyip tek tek baktım. Hani şehirlere, oylara vesaire. Hızlı bir şey yaptım ama gene de hani kabaca bir fikir edinmek istedim. Eğer MHP AK Parti listelerinden girseydi kaç tane daha fazla milletvekili çıkarırdı Cumhur İttifakı? 50 milletvekili çıkarıyor kabaca. Yani her ilde ilave son milletvekillerini aldığımız zaman ya da İstanbul gibi bölgelerde son 2-3 de olabiliyor bu. Çok fazla milletvekili çıktığı için. Ya kabaca biz 80-90-100 gibi bir milletvekili kümesi var. Onlar en son don sistemi olduğu için bu en son bölünmelerde dağılıyor. Şimdi MHP'nin ayrı girdiği bir durumda o 80-90 milletvekilinin kabaca 50'sini 60'ını işte AK Parti alıyor. Diyelim ki 40'ını da Millet İttifakı alıyor. Ama eğer MHP AK Parti listelerinden girseydi o 80-90 milletvekilinin 70-80 aralığında yani bayağı büyük bir miktarını AK Parti alacaktı ya da Cumhur İttifakı alacaktı. Yani şimdi toplamda 40 falan alacakken 50 alacakken işte 80-90'a çıkacaktı alabileceği miktar. Ya dolayısıyla böyle bir 40-50 belki 60 bu tabii detaya gitmek lazım. Bu kadar milletvekili kaybedildi bir kere. MHP kendisi de daha az milletvekili çıkarmayı kabul etmiş oldu bu usulle. Çünkü birçok yerde ona düşmeyecek %7 civarında oyu olduğu için don sisteminde ona gelene kadar milletvekillikleri bitecek. Yani hem Cumhur İttifakı'nın milletvekilliklerini azalttı, hem kendi milletvekilliklerini azalttı. Bununla da kalmıyor. Bu yüzden Cumhur İttifakı 300'ü geçemiyor. 280-285'ler hesaplanıyor şu anda. Halbuki 330-340 olacaktı. Eğer aynı listeden girselerdi. Şimdi çoğunluğu sağlayamamak ne demek? Cumhurbaşkanı kararnamesi geldiğinde meclise onu engelleyememek demek. Çünkü kararnameler biliyorsunuz geliyor. Belirli bir süre içinde ya kanun olacak ya da Tabii. reddedilecek. Şimdi çoğunluk Millet İttifakı'nda HDP ile beraber baktığımız zaman o zaman bütün o kararnameler kanun olacak ve Cumhur İttifakı hiçbir kararnameyi engelleyemeyecek. Yani bunu da kabul etmiş oldu Bahçeli bu hamlesiyle diyelim. Bu da değil. Yani burada da bitmiyor iş. Eğer Cumhur İttifakı mecliste çoğunluk olsaydı bilanço
bütçe meseleleri kritik meseleler çünkü onlar meclisin onayını gerektiriyor. Cumhurbaşkanlığı bütçesini engelleme şansı da vardı ve dolayısıyla erken seçime götürme ihtimali vardı sistemi. Yani bir yıl içinde belki, iki yıl içinde bir tıkanma üretme ve buradan yeniden seçime gitme şansını da reddetmiş oldu Cumhur İttifakı. Şimdi o kadar vahim ki, o kadar büyük ki yani kaçırılan şey. Yani şimdi bunu açıklamak için hakikaten çok ciddi bir neden lazım. Yani bütün bunlardan nasıl oluyor da Bahçeli feragat ediyor. Öte yandan gene klasik daha önceki programda tartıştığımız usulle oldu her şey. MHP'de hep böyle oluyor. MHP'lilerin hiçbir dahli yok olayda. MHP grubunda tartışılmıyor. MHP yönetim kurulunda tartışılmıyor. Bahçeli bir kararla geliyor. O aldığı karar da tartışılmıyor sonrasında. Ya o da yetmedi. Baha'nın dediği gibi kamuoyu da tartışmıyor. Ya bu artık yani çok garip bir durum. Tüm siyasi sistemin önümüzdeki iki yılını belirleyecek olan bir kararı tek bir adam kendiliğinden alıyor ve aldıktan sonra da hiçbir şey olmamış gibi insanlar devam ediyorlar. O zaman şimdi şunu sormak durumundayız. Bu karar hani böyle tamamen hani zar attım da düşeş geldi onun için bu kararı aldım diyecek bir durum değil. Yani bu tür bir tesadüfi ya da hani orayı atlamışız falan denebilecek bir şey değil. Bu ciddi bir tercih. O zaman soruyoruz bu kimin tercihi? Bahçeli böyle diyelim ki Bahçeli'nin arka planında hiç kimse yok. O zaman Bahçeli kendi başına böyle bir tercih yaptı demektir. Cumhur İttifakı'nın mecliste çoğunluk olmamasını tercih etti demektir. Bu sistemin kısa vadede erken seçime gitmemesini tercih etti demektir. Cumhurbaşkanlığı'nın gelen kararnamelerin kanunlaşmasına evet dedi demektir. Yani şimdi o zaman Bahçeli niçin bunu böyle söyledi diye sormamız lazım. Bunu böyle bu tercihe doğru yöneldi diye sormamız lazım. Ama daha önceki olaylarla da birleştirdiğimiz zaman ben şuna geliyorum. Bahçeli tek başına veya arkadaşlarla beraber veya arka planıyla beraber neyse ama ben böyle bir arka planın olduğunu düşünüyorum. Çünkü öbür türlü Bahçeli'nin tek başına böyle kararlar alma eğiliminde bir kişi olmadığını biliyoruz geçmişten beri. Yani o devlet için doğrusu nedir sorusunu soran kendince cevaplayan birisi. Burada da bu soruyu sormuş olması gerekiyor. Kendince de ya da birilerine danışarak da bir cevap vermiş olması gerekiyor. O zaman ben şuraya geliyorum. Bu iktidarın şu andaki ortakları çok muhtemelen bu iktidarın yeniden seçilmesinin çok sıkıntı yaratacağını görüyorlar. Ama bu yeterli değil. Çok sıkıntı yaratıyor diye böyle bunlar hani idealist, romantik insanlar değiller. İkinci bir soru daha soruyorlar muhtemelen. Peki muhalefet kazanırsa o durumu biz yönetebilir miyiz? Biz oraya müdahil olabilir miyiz? Muhtemelen ona da evet diyorlar. Ancak bu ikisi birleştiği takdirde razı gelebilirler iktidarın hani bu bir şekilde iktidarı devretmesine. Ben son dönemde İYİ Parti'de Akşener'in masadan gidip gelmesi olayını, daha önce MHP'nin işte 100 maddelik anayasa teklifi, daha öncesinde Cumhurbaşkanlığı teklifi, bütün bunları bir araya getirdiğim zaman şöyle bir şey görüyorum ben. Tabii burada devletin içindeki dengelerin de sıkıntılı hale geldiğini doğrusu düşünmeye başladım son dönemde. Yani muhalefet güçlendikçe çünkü çok muhtemelen bürokrasi içinde şu anda iktidardan uzak olan gruplar yeniden bir şekilde palazlanmaya başladılar. Yeniden atak olmaya başladılar. Yeniden seslerini yükseltmeye başladılar. Bu yargıda olabilir, askeriyede olabilir, bakanlıklarda olabilir vesaire. Şimdi bunu da taşımak çok zor. Yani bürokrasinin kendi içinde bir çatışma dönemi devletin isteyeceği bir şey de değil ya da hiçbir devlet aktörünün aslında isteyeceği bir şey değil.
Çünkü sonuçta bu tür olaylar bunu isteyenlerin tasfiyesiyle sonuçlanabilir. O yüzden de belirli şeyleri bir yere kadar zorlarsınız. Yani devlet geleneğinde bunu hep gördük, bankalarda da gördük. Bir yerden sonra çok artık zorlamak istemezsiniz ve işi kendi mecrasına, yani seçim, sandık mecrasına bırakırsınız. Ama bu tamamen hani siyasete sırtınızı dönüp ne oluyorsa kabullenmek anlamına gelmeyecektir. Bu dolaylı yoldan hani bir hesaplaşmanın, çatışmanın, paylaşmanın devam edeceğini söyleyecektir. Bence böyle bir olay oluyor. Toplumda bunun taşınamazlığına dair bir görüntü var. Yani bu iktidarın taşınamazlığı artık. O yüzden de bir şekilde bir tür sağduyunun ben baskın çıktığını düşünüyorum. Tayyip Erdoğan'ı biraz kendi kaderine bıraktığını düşünüyorum. AK Parti gene bir şey olmayacak. Gene büyük parti olarak kalacak ilk başta. Ama şöyle de bir durum var. Şu ana kadar eğer bir iddiaçı proje etrafında devlet aktörleri iteklediyse ya da böyle bir partnerlik geliştiyse şu anda da bakacakları şey bence ideolojik olarak o olacaktır. Yani bu iddiaçı çizgiyi devam ettirme şansımız var mı? Ben onun da var olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de milliyetçilik gerçekten son dönemde daha öne çıkan ideoloji oldu. Şu anda artık dindarlık üzerinden bir siyaset yapılmıyor. AK Parti bile esas olarak sanki milliyetçi dindar bir parti oldu. Birinci önceliği milliyetçilik. Ve dolayısıyla da AK Parti seçmenini de adım adım biraz daha milliyetçi, daha böyle melez bir çizgiye doğru çekmek mümkün. Buradan giderek AK Parti küçülse bile bunu diğer milliyetçi partilerle bütünleştirmek, birleştirmek mümkün. Yani biraz dışarıdan baktığım zaman ben mesela iki sene sonrasında Türkiye'nin en büyük partisinin bir tür milliyetçi, devletçi, dindar melezleşmesi olan bir değişik bir kombinasyon olarak ortaya çıkmasını mümkün görüyorum. Ya adı AK Parti olur, adı başka bir şey olur. Ama onun içinde daha fazla milliyetçi olacaktır bence. Bu yerli ve milli edebiyatının daha fazla sahibi, takipçisi olacaktır. Savunma sanayini öne çıkartan bir yaklaşım olacaktır. Batı karşıtlığının daha ön planda olduğunu göreceğimiz bir siyasi parti olacaktır vesaire. O zaman da yani şu anda kör gözün parmağına Tayyip Erdoğan'ın liderliğini zorlamaktansa belki bir adım gerileyip daha sonraki adımların daha sulh içinde elde edilmesini mümkün kılan bir çizgi izleniyor olabilir. Bu spekülatif bir yorum ama ben bunun dışında bir yorum da şu ana kadar hiçbir yerde görmediğim gibi insanlar bu soruyu da sormadıkları için aslında huylanmamız lazım. Yani bunu hiçbir televizyon programı değil mi yapılmaz mı yani şu anda bu olay niçin yaşanıyor sorusunu hiçbirisi sormuyor. Bu... Şimdi o zaman ben size Etiyen Bey şöyle sorayım. Şimdi bu iddiatçı bir anlayışa şey yaptınız böyle atıf yapıyorsunuz. Zaten daha çok o referans üzerinden yorumluyordunuz. Yani işte iktidarın görünmez ortaklarının böyle bir sanki karar aldığı ve bu kararı biz bu şekilde okuyabiliriz diyorsunuz. Yani bu iddiatçı gelenekte darbeci bir şey de var. Yani ana vurgu var. Yani işlerini böyle darbeyle çözüyorlar. Şimdi iki gün önce Süleyman Soylu siyasal Batı'nın siyasal bir darbe yapacağını 14 Mayıs seçimleriyle ilgili söylüyor. Şimdiden söyledi. Şimdi bu aslında iddiatçı anlayışın böyle bir siyasal darbesi olarak da okunamaz mı? Yani sizin söylediklerinizden benim anladığım yani Devlet Bahçeli iktidarın görünmez ortakları
bir karar aldılar ve AK Parti'ye tabiri caizse 14 Mayıs'ta darbe yapacaklar bu kararla. Yaptılar zaten. Tabii. Yani bu kararın şimdi, kendisi zaten o şeyi. Ama tabii şu var. Şunu atlamayalım. Bahçeli Cumhur İttifakı'na mecliste çoğunluk sağlayabilirdi, sağlamadı. Ama Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı yapma yeteneğine sahip değil. Şu anda Kılıçdaroğlu daha çok oy alıyor ve birinci veya ikinci turda da kazanacak. Yani toplumun eğiliminin giderek Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefete doğru döndüğünü herkes okuyor bugün, herkes görüyor. O zaman topluma karşı bir şey yapman lazım. Eğer Tayyip Erdoğan bu seçimi kazanıyor gibi gözükseydi, belki de Bahçeli başka bir türlü bir karar vermek isteyecekti. Çünkü o zaman sistemin devam etmesi garanti olacaktı. Ama şimdi sistem devam etmeyecek. O zaman da bir kargaşaya mı doğru götüreceğiz Türkiye'yi? Bir çatışmaya, kaotik bir ortama doğru mu götüreceğiz siyaseti? Yoksa bir geçiş dönemi olacak ve muhalefetin bu parçalı yapı içinde bir şekilde iktidarı belirli bir süre götürmesine izin mi vereceğiz diye bir soru var. Ve geçmiş darbe dönemlerinden vesaire bildiğimiz kadarıyla her zaman bu darbeciler meşruiyeti çok fazla zorlama niyetinde olmadılar. İddiaçıların dediğin gibi böyle bir yönü vardı ama sonunda da iddiaçlar tasfiye oldu işte. Ya o özellikleri nedeniyle tasfiye oldular. Burada da fazla zorlarlarsa bir grup insan çıkıp onlar tasfiye olacaklardır. Onlar bunu görüyor bence şu anda. Çünkü ne olursa olsun Türkiye'deki devlet bürokrasisinin ana büyük damarı hala muhtemelen daha cumhuriyetçi, daha kemalist bir çizgi içinde devam ediyor. Yani son... O zaman İyi Parti'nin mesela aynı Devlet Bahçeli gibi ayrı listede girmesini nasıl yorumluyorsunuz? Yani orada da aynı aslında bir şey oldu. Ben yapacaktım böyle bir şeye vurgu. Evet. Ben önce davrandım. Yani ben onun seçim sonrasındaki döneme hazırlık olduğunu düşünüyorum. Yani bir kere şöyle bir şey var, ne kadar doğru bilmiyoruz ama bazı gazeteciler söylüyor. MHP'nin ayrı listeyle gireceği 2 ay önceden belliymiş. Bunu iktidara yakın bazı gazeteciler söylüyor. Eğer bu böyleyse onu Meral Akşener de biliyor demektir. O zaman aslında tehlike kalmıyor. Yani hem Millet İttifakı'nın kazanması garantileniyor, hem de kendisini seçim sonrasında Millet İttifakı'nın bir miktar dışında ona mesafeli olarak durmasını sağlıyor. Bugün bile hala mesela konuşmalarına bakın İzmir'deki, Meral Akşener satır aralarında diğer liderleri eleştiriyor. Yani 6 tane liderin konuşmasına bakıyorsunuz, Meral Akşener'inki farklı. Meral Akşener sadece AK Parti'ye, sadece Tayyip Erdoğan'a vurmuyor. Diğer bazı liderlerin de mesafeli olduğunu her fırsatta söylüyor. Bu, eğer bu bilinçli bir şeyse, ki ben öyle düşünüyorum, bu aslında şu anda devlet bürokrasisine de bir mesaj. Yani devletin içinde eğer bir böyle Türkiye'nin geleceğinde milliyetçi bir büyük blok oluşturma fikri varsa bunun en büyük lider adayı tabii ki Meral Akşener. Yani Türkiye'nin gelecekteki en büyük partisinin başkanı olmaya oynuyor şu anda Meral Akşener. Eğer bu dediğimiz çerçeve doğruysa. Belki de boşuna söylemiyor. En büyük partim sonuçta biz olacağız. Ben başbakan olacağım diyor. Bu seçimde olma ihtimali yok ama belirli bir vadeyle bakarsak Türkiye siyasetindeki ana damarların yeniden şekillenmesini düşünürsek, o zaman birleşmelerle, kaynaşmalarla en fazla büyüyebilecek olan, en çekici olabilecek olan ya da bir çekim alanı üretebilecek olan parti bence hala İyi Parti, milliyetçilik üzerinden.
O da bunu yapmak istiyorsa İyi Parti, tabii kendisini biraz ayırmak durumunda. Yapılan şey bence o. Çok fazla ayırırsan ama geri tepiyor. Masadan kalkıp gidince belli oldu. Yani bir gün içi, iki gün içinde büyük bir erozyon oldu tabanda. Çok yüksek sayıda istifalar geldi vesaire falan. Yani çok mesafe alma diyor toplum ona. Ama bir miktar mesafe almasına da hayır demiyor. Nitekim oylar geri döndü. Yani dolayısıyla Meral Akşener'in mantığı var. Efendim, 8,5'lara düşmüştü neredeyse yani. Aynen o. Ve şimdi tekrar 12, 13 hatta aralığında ölçülüyor. O zaman da şunu söylüyor. Demek ki toplumun içinde buna uygun bir yaklaşım da gerçekten var. Bu iktidara yani AK Parti'ye, belki MHP'ye, bu Sinan Ateş olayı da çok kritik bir şey mesela burada. O da bir gösterge oldu. Onun ölümü. Oraya çok bulaşma ama gelecek jenerasyon milliyetçi partinin liderliğine oynarsan sana desteğimiz var diyor toplum. Sinan Oğan'ın oylarının bir miktar kıpırdadığı, yükseldiği söyleniyor. Çok büyük bir şey değil. Yani 1'di, 2 oldu, 2,5 oldu falan. Yani müthiş bir rakam değil ama bir gösterge. Orada da bir alternatif aradığını gösteriyor. Yani milliyetçi taban biraz da geniş olarak yorumlayabileceğimiz şekle dönüştü bu iddiatçı bakışla beraber. Dindarlık da var içinde. İşte Batı karşıtlığının önde olduğu alan kişiler var vesaire. Yerli millici insanlar var. Onlar sayesinde biraz solcular da var. Böyle biraz daha karışık hani bir görüntü. Ama o taban ileriye dönük olarak kendisini bu şu andaki AK Parti MHP sıkışmasından kurtaracak biraz daha hani dünyaya gözü açık bir temsil arıyor demek ki. Bunu anlıyoruz yani buradan. O kadar sert bir milliyetçilik olmaya da bilir bu. Sadece mesela Kürt meselesinde çok yoğun bir anti duruş olabilir ama onun dışında mesela çok daha dünyadaki şu bugünün literatürüne uygun daha ılımlı bir milliyetçilik de olabilir. Ama böyle bir arayış olduğunu anlıyoruz. Bence İyi Parti de oraya oynuyor yani. Peki Etyen Bey, şöyle bir şey düşünebilir miyiz? Şu anda Cumhur İttifakı'nın ana kanallarını oluşturan hem Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hem de küçük ortağı Bahçeli, Devlet Bahçeli aslında figür olarak son derece yaşlanmış durumdalar. Özellikle bu son Akkuyu açılışında her iki liderin de fena halde yorgun oldukları, bitap gözüktüklerini ekranlarda gördük. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bir hastalık durumu, yani bir şeyinden bahsediliyor, ciddi bir sıkıntısı olduğundan. Sanki artık bu ana söylemin yeni bir lider profili ihtiyacı için bir operasyon başlatıyor. Yeni bir, yani sizin söylediğiniz gibi Akşener'in bu profile doğru, bak sen bu gelecekteki bu meselenin yeni lideri olabilirsin, havucu mu var burada? Yani havuca gerek yok. Çok iyi anlattığın gibi zaten doğa kendi kanunlarını işletiyor. Yapacak bir şey yok. Yani bir 4-5 sene sonra hala Bahçeli'nin var olacağını düşünmek zor. Yaşıyor olabilir ama kendisi de istemez belki artık yani. Bunu kendisi de biraz daha dışarıdan izlemeyi tercih eder. Bahçeli'nin ikide bir oraya buraya gitmek isteyeceğini ben sanmıyorum. Şunun açılışı, bunun kapanışı vesaire gibi. Yani zaten bunlardan hoşlanan birisi olmadığını da biliyoruz. Tabii bunlar yorucu yani belirli bir yaştan sonra. Ve özellikle de bir yere doğru gitmiyorsa, bir yapılan işler size bir sonraki adımda başarı getirme şansına sahip değilse, o zaman bunun daha mantıklı bir mecraya doğru akması lazım. Ve o mecranın da yeni aktörlere ihtiyacı var tabii ki. Şunu da söyleyebiliriz. Milliyetçi
bir odaktan bakıyor olsaydık şu anda. Çok fazla bölünmüşlük var. Değil mi? Bunu söyleyecektik kendimize. Ya bu kadar zaten milliyetçiler toplasan hep %20-25 falan olmuştur değil mi Türkiye'de? Geleneksel olarak böyle. Şu anda bir böyle melezleşme var bu iddiaçılık sayesinde. Nihayet bu 20-25'i 30-35'lere çekme belki şansı var. Ama ona karşılık bir sürü parti var. Şimdi bunların birleşmesi yani aklın gereği. Yani bunun nedir yani gerçekten bu kadar çok partinin olması diye birilerinin soruyor olması bana hiç şaşırtıcı gelmez. O birilerinin telkinlerde bulunuyor olması da gene bana şaşırtıcı gelmez. Parti liderleriyle şu anda konuşup ya bu iş niye böyle birbirinizi yiyorsunuz? Bir araya gelinsin, yeni bir kuşak gelsin. Bu kuşak işte daha modern, bugünün dünyasına uygun bir milliyetçiliği taşısın. Vesaire. Yani bu doğal bir arayış. O yüzden de yani iş kendi mecrasında akıyor. Bence bir yere kadar geldi. Bu 2016'dan bugüne olan bu 7 seneyi bir tür ara parantez gibi düşünmek lazım. Çünkü işte Fethullah Gülen darbesi, sonra Cumhurbaşkanlığı sistemi falan filan. Sonra bakıyorsunuz bu sistemle ve de Tayyip Erdoğan'ın hani ustalığıyla tırnak içinde yürütülen şey ekonomiyi ne hale getirdi? Yani dış politikada nasıl tıkanmaya doğru götürdü? Vesaire ve sonuçta da yani zorunlu olarak bir tür böyle bir ağır sanayi, savunma sanayi üzerinden bir kendini överek buradan nasıl çıkarız arayışına girdi. Onun da yetmediği görüldü. Şimdi biraz önce Tolga'nın dediği gibi işte 14 Mayıs darbedir falan denmeye kadar gitti. Benim gördüğüm kadarıyla 14 Mayıs darbedir denmesinin nedeni darbe olmayacağının idraki. Yani eğer bir darbe olacaktı ise zaten bu söylenmezdi. Ama burada herkesin korktuğu gibi bir kavga dövüş ortamıyla gitmiyoruz seçime. Daha sakin bir iklimle gidiyoruz. Yani işte şu anda kaybedecek olanlar davet etmek istiyorlar. Kimi bizlere demiyorlar. Mesaj bize değil. Mesaj devlete. Ama zaten Etienne Bey bunu söyledi. Yani seçime hani böyle kimse böyle çatapat beklemesin. Daha huzurlu gidilecek diye de yazdınız siz. Ya ama benim beklentim o. Ama evet. Yani bu neticede yine de İttifak içerisinde yani Cumhur İttifakı içerisinde Soylu'nun söylediği gibi bir anlamda siyasal darbe de yapmış oldular. Yani ayrı listeyle gider. Hele hele bir de sizin söylediğiniz yani İYİ Parti biliyor idiyse bu kararı muhtemelen herhalde Erdoğan ekibi de biliyor olması lazım. Tabii biliyorlarmış. Benim anladığım o. Şimdi ben bir şey merak ettim. Bak pardon Doğa sözünü kestim. Şunu da düşünelim. Biliyordu ve iki ay boyunca ikna edemedi. Evet. Nasıl oluyor? Yani sen dersin ki MHP'ye kardeşim kaç milletvekili çıkarıyorsun? 40. Ben sana 80 vereyim. Bütün ilave milletvekillerinin hepsini sen al. Yani mecliste çoğunluğu elde edelim değil mi? Evet. Yani buna bile ikna olmuyor Bahçeli. Valla demek ki artık darbelerin şekli de değişti yani. Bildiğimiz eski... Ya buna darbe demektense buna bir darbe dememek lazım. Bu aslında belki de sağduyu. Belki de bir şeyi çok fazla zorlamanın ters tepeceğinin idraki. Yani çünkü şöyle söyleyeyim bir sürü anket yapılıyor. Bu anketlerde bir sürü soru var. Bu sorulardan bence tek bir tanesi çok anlamlıydı. Bunu belki de konuşmuş olabiliriz başka programda. Hangi şirket sordu bu soruyu bilmiyorum. Ama şöyle bir soru sormuş. Bu iktidar tekrar kazanırsa Türkiye için iyi mi olur, kötü mü olur? %60'ı kötü olur diyor toplumun. Yani bu ne demek? Sadece muhalefet değil bu. İktidara oy vereceğini söyleyen insanların da belki %20'si, 25'i kötü olur diyor. Belki bazıları da düşündüğü halde söyleyemedi. Yani bunun kötü olacağını şu anda iktidarın ortakları da biliyor, görüyor bunu. Bunu çok fazla zorlamanın bir alemi yok.
Hala Tayyip Erdoğan faiz düşecek, faiz düşeceği için enflasyon düşecek diyor. Yani biraz aklı başında olan bir devlet ortağı varsa ya bunun delilik olduğunu o adam görüyor olması lazım. Yani bunun bile bile kör gözün parmağına kafanı duvara vurmak olduğunu ve bunun sonucunda da Türkiye'ye başka para girmeyeceği için iflas durumu olacağını ve esas beka meselesinin o zaman ortaya çıkacağını devlet görüyor olması lazım. Yani o zaman görüyor da, diyorsun. O zaman da bunu doğrudan Tayyip Erdoğan'a söyleyemedikleri için, Tayyip Erdoğan'a başka bir politika uygulatamadıkları için ne yapacaklar? Başka bir alternatifin peşinden gidecekler. Ama o alternatifin çok zararlı bir alternatif olmamasına da bakacaklar. Nasıl bakıyorlar bunu? İşte İyi Parti ile bakıyorlar. Mansur Yavaş'ın oraya gelmesiyle bakıyorlar. Mansur Yavaş mesela çıkıyor kaç gündür Kürt meselesi üzerine konuşuyor. Niye? Yani resmi cevap. Çünkü çok örgütlü bir hareketi var Türkiye'de. Çok örgütlü bir Kürt hareketi var. Yükselen bir Kürt hareketi var. Son derece politizeler, siyasiler. Peki Etyen Bey, Türkiye'de son dönem içerisinde bu yoksullaşmanın getirdiği, sizin biraz önce bahsettiğiniz yanlış ekonomi politikalarından kaynaklanan bir sol hareket yükselişi de var. Devlet bunu ciddiye alıyor olabilir mi? Yani devlet toplumun yaşadığını ciddiye alıyor ama çok daha önemli olarak ciddiye aldığı şey bence şu. Buradan çıkışı bu iktidarla göremiyor. Görebilseydi, yani Tayyip Erdoğan iktidarı gerçekten bu sorunları çözebilecek olan küresel finans kaynaklarına ulaşabiliyor olsaydı, o zaman iş değişik olabilirdi. Belki bir tur daha deneyebilirlerdi. Ama olmuyor işte. Yani Erdoğan bu kadar inançlı mı Etyen Bey? Onu mu söylüyorsunuz? Yani pragmatist bir lider bunun bedellerini ödemeyi kabul mü etti? Yani neticede küresel finans merkezlerine herhalde Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi ulaşabilecek. O dili, o anlayışı daha iyi bilen bir lider. Çünkü Kılıçdaroğlu 300 milyar dolardan bahsediyor. Benim de aklım şaştı. Yani 300 milyar doları nasıl getirecek? Nasıl bir görüşme yapıyor? Bu para kimde var? Yani nasıl gelir? Aslında bence çok zor değil 300 milyar dolar getirmek. Yani yani evet, pek de kolay değil Baha, yani 300 milyar dolar dediğim. Yani ben, biraz hukuku sağlarsanız, biraz içeride kurallı oyunu devreye sokarsanız fonlar üzerinden bile Türkiye'ye para getirebilirsiniz. Ben çok iyimser okurum bunu yani. Yani tabii şimdi bu bir rakam. Bu rakamın nasıl hesaplandığını falan bilmiyoruz. Ama şöyle bir durum var. Yani dünyadaki para yüzen gezen para miktarıyla Türkiye'nin ihtiyaçlarını mukayese ettiğimiz zaman ya biz çok çok ufağız. Türkiye'nin bir de çok önemli bir avantajı var. Bunu da AK Parti yarattı ve hala tam olarak bozamadı. Bütçe açıklarımız falan hala dünyadaki diğer ülkelerden daha düşük ve daha mantıklı, daha yönetilebilir durumda. Ne yapacaksınız şu anda? Geldiğiniz bir yer var. İnsanlar zor durumda, insanlara para vermeniz lazım. İnsanlardan para alamıyorsunuz, kısamıyorsunuz. Enflasyon devam ediyor, enflasyonu tutamıyorsunuz. İki tane yolunuz var önünüzde. Ya devleti küçülteceksiniz ya dışarıdan para bulacaksınız. Ve o parayı zaman içinde de doğru kullanacaksınız. İki tane yol var. Şimdi devleti küçültmek istemiyorlar. Bir kere devlet tarafı da onu istemiyor. Bir kere çünkü bu savunma sanayine yapılan yatırımlar vesaire bunun devam etmesi isteniyor. Muhalefet de bunu devam etmeye de hazır şu anda. Bir kere oradan bir kaybınız yok. Kim para bulur dediği zaman şunu görüyoruz. Dünya finansal piyasa diyelim ya da komünitesi Tayyip Erdoğan'a para vermiyor. Ve vermeyecek de. Yani Tayyip Erdoğan'ın para alabileceği yerler Suudi Arabistan, Katar, Çin vesaireyle sınırlı kaldı. Ve bunlar da karşılıksız bir şekilde para getirmeyeceklerine göre, yatırım yapamadıklarına göre doğru dürüst. Yani bu işin sonu tıkandı. O yüzden kur korumalı mevduat çıktı. Kur korumalı mevduatta sadece 100 milyar dolar birikti. Düşünsenize yani tamamen içerideki insanların kaçış için geldiği bir yer burası.
O yüzden hani tamam rakamı tam olarak yargılayamayız, bilemeyiz ama doğru bir sistem kurarsanız birdenbire gelmez. Tabii ki sizden bir öngörü yapabilecek kadar bir plan, program isteyecektir dünya. Çok doğal. Ama bunu siz sunabiliyorsanız önümüzde yani seçimden sonra yılın sonuna kadar olan bu 6 aylık dönemde Türkiye adım adım daha önünü görür hale gelir. Bu da zaten bu beklenti zaten kendiliğinden enflasyonun düşmesine, dövizin durulmasına vesaire de neden olur. Yani bir de öyle bir şey var. Yani beklentileri değiştirirseniz bugünü de değiştirebiliyorsunuz. Bugünün dünyası. Yani ben şeyi tekrarlayayım tekrar. Yani Erdoğan çok inançlı olduğu için mi? İnançtan kastım yani buna inanıyor. Faiz olmaması lazım. Enflasyonu böyle düşüreceğim gibi böyle bir şey adanmışlıkla mı yapıyor bunu? Yoksa siyasal eğilimi mecburen belki de eğilimleri var. Dünyada bir takım yerlere sürüklendiği ya da tercih ettiğinden dolayı böyle bir şey mi adanmışlık mı gösteriyor bize? Yani, ben gerçekten böyle düşünüyor. Zaten hep böyle düşünüyordu. Yani bu da AK Parti'yi biraz bilen yani 2000'lerin başından itibaren hasbelkader eğer bir ilişkiniz takip etmişsiniz varsa zaten Tayyip Erdoğan'ın fikri buydu. O ama bir hani neredeyse kitaptan fırlamış bir model ataerkil olduğu için zihniyet olarak kendi fikrinin doğruluğuna katı bir şekilde inanıyor. Sırf kendi deneyiminden hareketle, kendi kanaatlerinden hareketle doğruları bildiğini düşünüyor. Ve bu aynı adam %35, 37, 33 neyse bir oy alıyor. Yani şimdi sen fikirlerini değiştir demeyi kolay olan bir adam değil bu, bunun denmesi. Çünkü böyle bir oya sahip. O zaman da siz bu kişiyle ortaklık yapıyorsanız onun üzerine çok fazla gitme de şansınız yok. Bir yerde bile bile yapıyorsunuz. Başarılı olsaydı ne ala, o zaman sorun olmayacaktı. Ama yani bunun başarılı olmayacağı belli. Daha da ötesinde bunun yani bilimsel bir temele oturmadığı, tümüyle yanlış olduğu da belli. Yani öte yandan gidip de Tayyip Erdoğan'a sadece ekonomi politikasını değiştir demekle de bitmiyor. Bakanlarını da değiştir. Şu bunu yapma biçimini de değiştir vesaire demeniz lazım. Bu çok gerçekçi değil. Onun da bir gücü var. O da o gücünü kullanıyor. Toplum nezdinde bir prestiji var. Bir karşılığı var. O zaman partnerlerin de şunu unutmayalım. Devlet kanadındaki partnerler siyasi figürler değiller. Toplumun önünde kendi fikriyatlarını anlatabilme yetenekleri yok. Onlar ancak perde arkasında belirli destekleri verme durumundalar ve bir tür meşruiyet sağlama şansları var. Devlet meşruiyeti sağlama şansları var. O kadar yani. Bunun da gidebileceği bir yol var. Yani şunu söylemek lazım, bu iyi bir şey. Türkiye'de devlet aktörleri her zaman siyasi aktörlere muhtaç. Devlet aktörleri darbe yaptıkları dönemde bile, en kuvvetli oldukları dönemde bile gelir gelmez ilk dedikleri şey hep biliyoruz. İlk fırsatta seçime gideceğiz demek. Yani devletin ve devlet kurumlarının prestijini uzun vadeli şekilde yıpratmak onların kitabında yazmıyor, öyle diyelim. Onlar her zaman siyasetle ortak olarak bu işi yürütme taraftarı olarak baktılar. Bugüne kadar bunun bir gelenek olduğunu söylemek de mümkün. Ama bu iyi bir gelenek. Sonuçta bizde darbeci bir devlet anlayışı var. Ama o darbeci devlet anlayışı siyasi aktörlerle beraber davranma eğilimi gösteren, onlara muhtaç olan bir darbeci gelenek. Bu da Türkiye'yi demokrasi yönünde tutuyor. İronik olarak. Türkiye'yi işte İkide bir
sandığa götürüyor ve Türkiye sandıkta da bir sürü meselesini hakikaten çözebiliyor. Onu da görüyoruz. Devlet de buna eyvallah diyor sonunda. Yeniden bir plan kurguluyor. Yani o bakımdan böyle bir gelgit olduğunu söylemek mümkün. Türkiye ne tam bir diktatörlük türü bir ülke, ne tam bir demokrasi. Henüz bu ikisi arasında akışkanlığın olduğu, karşılıklı anlayışın olduğu, kurumların ve kişilerin birbirini kullanma hevesinde olduğu bir ülke. Dolayısıyla da sorunlarını zaten çözmüyor. Dolayısıyla hep sorunlarını o yüzden erteliyor. Kürt meselesi. Etiyan Bey, Tolga sorun yoksa ben bir katkıda bulunmak istiyorum. Tamam, yani sen katkından sonra ben soruya geçebilirim. Okey, şimdi şunu anlamaya çalışıyorum. Yani siz şu ana kadar aslında daha önceki programlarımızda hatırlarsanız bu iddiaçılık, yani yeni iddiaçılık programlarımızda devletin içinde farklı kanatların varlığından bahsetmiştiniz. Ve bu kanatların aslında devletin içindeki bu yapıların belirli tercihlerde bulunduğunu söylemiştiniz. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi o zaman bu kanatlar arasında bir uzlaşma mı var artık ki Erdoğan devreden çıkarılıyor gibi gözüküyor şu anda ve Bahçeli daha siyasete, daha kurnazca, daha akıllıca bir öngörüde bulunarak aslında bir nevi daha kalıcı bir siyasete oynadığını mı görüyoruz? Bunu mu anlamalıyız? Yani, o kanatların da kendi içinde karmaşık olduğunu düşünmek lazım. O kanadın içinde, çünkü her bir kanadın içinde bürokrasi var olduğu gibi belki iş dünyası var. STK'lar vesaire var. Biraz da belki kara para tedariki sağlayabilen sistemler, ağlar vesaire var. Şimdi bunların da kendi bir düzeneği var ve o düzeneğin devam etmesini istiyorlar tabii ki. Ama şimdi bütününe baktığımız zaman şunu görüyorduk biz. Bunu mesela ordu üzerine içeriden yazan insanlar var Türkiye'de. Silahlı kuvvetleri takip eden ve mesela Hulusi Akar'ın rolünü tanımlamaya çalışan, anlamaya çalışan, üst kademe generallerle alt kademe arasındaki ilişkileri analiz etmeye çalışan insanlar var. Yarı gazeteci, yarı eski asker falan. Şimdi bunlardan edindiğimiz bir şey zaten vardı. O neydi bu? Bir rahatsızlık var. Bürokrasi içinde bir rahatsızlık var zaten. Yani işler iyi gitmediği ölçüde de o rahatsızlanan kesimler daha yüksek sesle rahatsızlıklarını belirtmeye başlamışlardı. Şimdi o zaman yapacağınız eylem kurum içi darbeleri de ima ediyor. Kurum içi çatışmaları ima ediyor. Ve bu çok çok tehlikeli bir şey. Yani devletin ortadan kalkmasına da yol açabilir bu. Tamamen bir kaotik ortama da götürebilir. O zaman kimin eli ülkenin içine girer, kim hangi oyunu oynar gerçekten bilemeyiz. Gerçekten beka sorunu yani. Öyle durumlar. O yüzden devletin kendi içinde bir şekilde sulh olması lazım, barışması lazım, bir şekilde anlaşması lazım. Bu anlaşma genellikle birinin tümüyle kaybedip başkalarının kazanması şeklinde olmuyor. Arasını bulan, iki tarafın arasını bulan melezleşmeler oluyor. Ben şu anda da ona benzer bir melezleşme olacağını düşünüyorum. Peki ama, Hasan Cemal ve Cengiz Çandar'ın tekrar meclise gelmesi, hatta kulislerde konuşulan bir sürü dedikodu var tabii ki bu arada. İşte Cengiz Çandar'ın ve Hasan Cemal'in aslında bir uzlaşmacı olarak devreye alındıkları, bir yeniden bir çözüm süreci ihtimali önümüzde midir artık? Yani eğer bu sulh varsa, bu uzlaşma varsa, Kürt sorunuyla ilgili bir çözüm süreci tekrar önümüze gelir mi? Yani bir uzlaşma ihtimali varsa bunun sembolik taşıyıcıları Hasan Cemal ve Cengiz Çandar olmaz. Yani onlar geçmişin sembolik onore edilmesinde yarar görülen isimleri sadece.
şu anda çok fazla başka bir dinamik var. O dinamik tümüyle Suriye'de ne olacağına bağlı. Suriye'de çözüm olmadan Türkiye'de herhangi bir Kürt meselesinde çözüm süreci tartışmak abes gözüküyor. Ve de dolayısıyla da dış politikayla iç içe geçmiş olan bir mesele bu. Ama ne tarafa doğru gideceği diye bir soru varsa, şöyle söyleyeyim, ben çözüm sürecini kısa vadede ya da ona benzer bir şeyi kısa vadede ben beklemiyorum. Öyle bir ihtimal yok çünkü şu anda bir tür yara sarma dönemi, bir tür yeniden kendini tanımlama ve yeniden bir başlangıç yapma dönemi olacak. Önümüzdeki 2 sene, 3 sene, 5 sene belki. Yani bir şey ek yapabilir miyim? Sözünüzü kestiğimin farkındayım. Özür dilerim. Estağfurullah. Şimdi Çin diye bir faktör var. Suudi Arabistan'la İran'ı masaya oturtup barıştırıyor. İşte karşılıklı diplomatik temsilcilikler açılıyor. Yemen'de savaşın biteceği konuşuluyor. Efendime söyleyeyim. Amerika'nın coğrafyadan çıkmak için aslında fırsat kolladığını görüyoruz. Afganistan'dan çekilmiş. Tüm bu süreç içerisinde bir Kürt sorunu olsun ister misiniz? Yani bu coğrafyada aslında çözmek için çok ideal bir zaman dilimi değil mi? Yani eğer dediğim gibi Suriye'yi çözebiliyorsanız, yani Suriye'nin mesela bir tür bölgesel federatif bir yapı gibi olup olamayacağı sorusu var. Şimdi bu soruda anlaşamazlarsa, bu soru sarkarsa bunun cevabı, o zaman çok yapacak bir şey yok. Dünya Orta Doğu'da sorunları çözmemeye çok alışık. Hı hı. Yani Orta Doğu'nun sorunları zamana bırakılması daha akıllıca olan sorunlar. Çünkü öbür türlü karmakarışık oluyor her şey. Çünkü neden öyle? Çünkü aktörler sürekli bölünüyor. Yani sizin karşınızda 2 tane aktör var. Anlaşamadıkları takdirde 4'e bölünüyorlar. Anlaşamazlarsa 8-16 falan oluyorlar. O zaman hiç çözemiyorsunuz. Ve o çözülememe ortamında da işte IŞİD gibi vesaire gruplar doğma durumunda oluyor. İran Haçlı Şabi ile işin içine girebiliyor vesaire. Şu anda göreceli bir istikrar var. Bu istikrar bir yöne doğru gider mi? Söylemek zor çünkü mesela Ukrayna Savaşı da bunu etkileyen bir şey. Çünkü Rusya'nın orada olması Rusya'nın Suriye'deki rolüne etki yapıyor. Ki yani orada bayağı da yoruldu Rusya, yani hırpalandı. İşte ama dediğin gibi Amerika çok fazla müdahil olmak istemediği için bunun biraz zamana yayılarak kendiliğinden çözülmesi yönünde bir ağırlık koyuyor. Amerika için ideal durum şu olurdu. Türkiye bir demokrasi olsaydı, Türkiye kendi içinde vatandaşlık üzerinden Kürt meselesinde bir aşama kaydetseydi, en azından eşit vatandaşlığı getirebilseydi, buradan hareketle de tüm bölgedeki Kürtlerin bir tür hamiliğine soyunabilseydi, o zaman Amerika buradan çok daha kolay çekilebilirdi. Çünkü Türkiye NATO'nun içinde ve Amerika'nın stratejik müttefiki olabilirdi. Şu anda stratejik müttefiki değil. Çünkü Türkiye'deki iktidar her şeyin Amerika tarafından, yani her olumsuz şeyin Amerika tarafından yapıldığını söylüyor. Yani şimdi bu Türkiye ile işbirliği yapılamaz ki. Amerika tarafından baktığınız zaman bu Türkiye aynen Orta Doğu gibi zamana bırakılmaya mecbur bir Türkiye. Soylu'nun ifadelerini hatırlamakta fayda var değil mi Etiyen Bey? Yani Taksim bombası bombacısının yaptığı eylem sonrasında Süleyman mesela, Soylu'nun ifadeleri çok barizdi yani. Evet, yani hiçbir delil yok, hiçbir bağlantı yok ama Türkiye'deki iktidar ne varsa, ne oluyorsa Batı tarafından yapıldığını söylüyor, Amerika tarafından yapıldığını söylüyor. Yani delil gösterse ne ala, ama öyle bir şey de görmüyoruz. Öte yandan Amerika'nın, mantıken düşünüyoruz, Amerika'nın işine mi gelir mi Türkiye'nin karışması vesaire? Gelmez. Çünkü sonuçta kendi sınırlarını Yunanistan'a çekmek zorunda kaldı Batı dünyası, yani bu yüzden. Güçlü bir demokratik bir Türkiye
askeri anlamda da güçlü bir Türkiye. Batı'nın işine gelen bir olay. Yeter ki müttefik olsunlar. Ama siz iddiatçı mantıktan giderseniz ve baştan biz müttefik değiliz derseniz, o zaman güçlü Türkiye'ye de karşılar o Amerika o zaman. Çünkü müttefikim değilsen o zaman güçsüz ol diyor. Müttefikimsen güçlü ol diyor. Çok doğal olarak öyle. Biz de baktığımız zaman çevredeki bizden zayıf ülkelere aynı şeyi söylüyoruz. Kendi müttefiklerimizin güçlü olmasını istiyoruz. O yüzden yani Türkiye'nin burada bir tercih yapması lazım. Ve iktidar değişimiyle beraber çok daha dengeli bir dış politikanın olacağını anlıyoruz şu anda. Yani birdenbire hani buradan çıktık, Rusya'dan koptuk, Amerika'nın kucağına oturduk diyen bir muhalefet görmüyoruz şu anda. Aynen dengeli, her tarafa mesafeli ama aynı zamanda Batı demokrasisi ilkelerini kendiliğinden kendi ilkeleri haline getiren, yani benimseyen bir çizginin ortaya çıktığını görüyoruz. Yani onun savunulduğunu görüyoruz ve bunu da Avrupa Birliği üyeliği üzerinden tanımlıyorlar. Eğer böyle olursa, eğer bu yapılabilirse o zaman Türkiye Amerika karşısında da daha özerk olacaktır. Rusya karşısında da, Çin karşısında da herkesin istediği partner olacaktır. Yani biraz bana şey gibi geliyor. Şimdi dönüp baktığım zaman bu son 5-6 senenin iddiatçı ve böyle dik durma, heyheylenme politikası biraz yani ergen erkek çocuk politikası gibi geliyor. Evet. Yani bir yere kadar yaparsınız bunu ama gerçek bir karşılığı yok. Gerçekten kalıcı bir şekilde Türkiye'yi daha güçlü ve daha bağımsız yapma şansını değil, aslında dolaylı yoldan başkalarına bağımlı kılma yoluna girmiş olursunuz. Şu anda olduğu gibi Akkuyu Santralı'nın ile ilgili hani bu sözümü bitireyim. Yani Akkuyu'da Ruslar yapıyor. Hiçbir teknolojik katkı vermedikleri gibi Akkuyu Santrali'nin inşaatında bile Türk ortak istemiyorlar. İstemediler. Onu ortaklıktan çıkardılar. Yani sadece inşaatı, içi değil, inşaatını bile teknolojisini vermek istemediler. O yüzden de kimse Türkiye'ye böyle bedava bir şey vermiyor. Ve Türkiye mecburen bu siyaseti yüzünden, bu ideolojik duruşu yüzünden ikinci sınıf bir ürün setine, işte F-16'lar vesaire gibi mahkum oluyor. Bunu da çok fazla devam ettirmek çok mümkün değil. Şunu da söyleyeyim. Amerika veya Avrupa'dan baktığımız zaman bu da mesela bir böyle bir Türkiye güvenilir bir partner de değil. Çünkü istediği kadar kendisini övsün. Gerçekte savunma sanayi açısından kalıcı teknoloji içeren ve ileriye dönük gerçek hamleleri yapamıyor. Elimizdeki imkanlarla yapıyoruz. Yani işte Hürkuş'u yapıyoruz ama motoru general elektrik yani. Yani onun motorunu yapma şansımız yok. Yani öyle birdenbire olmuyor bu işler. Çip yapalım diyoruz. Herkes 5, 3, 10 manometre yapıyor. Sen 65 yapabiliyorsun ancak. Yerli ve milli demek için sırf yapabilirsin. Ama yani sonuçta ne oluyor? Hani beyaz eşya sanayini terk ettiği zaman Batı nasıl Türkiye gibi ülkeler devraldı? Tekstili nasıl devrettiler? Otomotivi nasıl devrettiler? Şimdi 65 manometreyi de devrediyorlar sana. Arkadan gelmeye devam ediyorsun. Bu aradaki farkı kapatamıyorsun. Bunun da bir yere kadar hani bir nefesi var. Ondan sonra devam gidemezsin yani. Türkiye'nin başka bir şey yapması gerekiyor ve yapma şansı da var. Yani yok evet. Değil. Yapma şansı var. Ama bu ideolojik olarak çok böyle tırnak içinde tam bağımsızlıkçı gibi gerçek karşılığı olmayan ütopik laflar etrafında döndüğü zaman o zaman kendini aldatırsın. Tam bağımsızlık peşinde olmaman lazım. Başkalarını sana bağımlı kılman lazım. Dolayısıyla sen de onunla karşılıklı bağımlılık içine girebilmen lazım. Bu cesareti gösterebilmen lazım. Şimdi Baha, vaktimiz de epeyce daraldı.
Bu bizim seçimden önceki Etiyan Bey'le son programımız. Dolayısıyla bir seçim hani tahmini, tahmin olur mu bilmiyorum. Yani izleyenler bizi herhalde yani Etiyan Bey'in tahminini tahmin ediyorlardır diye düşünüyorum. Ama bir şey yapalım yani en azından. Ya aslında ben de soracaktım hani ikinci tura kalır mı? Kalırsa ne olur? Ya da meclis aritmetiği üzerinden bir öngörüsü var mı Etiyan Bey'in diye. Gerçi çok da haz ettiğini zannetmiyorum böyle sorulardan ama Etiyan Bey'in. Şey zamanı yani bu seçim zamanı herkes klasik olarak tabii bu sorularla karşı karşıya. Zaten bu soruları düşünüyoruz. Yani evet, zaten bir fikrimiz var yani bir öngörümüz var. Yani tahmin edemeyiz. Olmamış bir şeyi tahmin etmek diye bir şey söz konusu değil bilimsel olarak. Ama bir öngörü yapabiliriz. Yani şu andaki verilerden hareketle. Ben mecliste Cumhur İttifakı'nın 300'ün altında kalacağını düşünüyorum. 285 falan gibi bir yerde kalacağını düşünüyorum. Bu Emek Özgürlük İttifakı'nın 70-75 gibi bir milletvekili çıkartıyor. Türk İşçi Partisi ne yapar Etiyan Bey? Çünkü orada bir heyecan var. Yani Türkiye İşçi Partisi'nin milletvekili çıkarabilme yerleri ancak İstanbul, İzmir, Ankara gibi çok sayıda milletvekili çıkartan yerler. Onların da hepsinde katılmıyorlar zaten. Katıldıklarında hepsinde kazanacak demek değil. Çünkü don sisteminde o en alta indiğinizde çok küçük farklarla birisi alıyor. Yani birisi iniyorsunuz. 2.45, 2.43, 2.36 falan gibi rakamlara geliyorsunuz. İşte orada en çok olan birisi alıyor. Onun için bir garantisi yok. Onlar da Emek Özgürlük İttifakı'nın içinde girselerdi 3-5 milletvekili, belki 7-8 milletvekili rahatlıkla çıkartabilirlerdi. Bu şekilde ben sadece 3 milletvekili belki hedefleyebilirler. Daha fazlasının olabileceğini pek sanmıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bence Kılıçdaroğlu kazanacak. Yani %90 kazanacak. Yani %100 dememek için. Birinci turda ya da ikinci turda. Yani ikinci turda kesin kazanacak yani demek istiyorum. Dolayısıyla %90 derken. Ama şu anda birinci turda da kazanma ihtimalinin %50'den fazla hale geldiğini düşünüyorum. Burada da bir İnce'nin oylarının giderek aşağı doğru gelmesi meselesi var. İki hafta önce 8-12 aralığıydı. Geçen hafta 6-8 aralığına geldi. Şimdi önümüzdeki hafta 4-6 aralığına doğru gelecek diye düşünüyorum. Sandığa gittiğimiz dönemde de 4'ün altına inerse zaten Kılıçdaroğlu'nun oyunun 48,5-49'a gelme ihtimali var. Ama benim şöyle spekülatif bir fikrim var. Diyeyim ne kadar doğru olduğunu şeyde göreceğiz. Seçim sonrasında göreceğiz. Ben muhafazakar, dindar kesimde sahada ölçülemeyen bir alt grup olduğunu düşünüyorum. Yani Kılıçdaroğlu'na oy vermeye kararını vermiş olan fakat sahada yakalanamayacak kadar küçük olan. Yani bu böyle %2-3'lük bir grup. Bunlar çeşitli nedenlerle genellikle daha büyük şehirlerdeler. Dolayısıyla da yakalanamıyorlar. Daha bireysel işlere sahipler. Dolayısıyla gene yakalanamıyorlar saha çalışmalarında. Bu kararı vermiş durumdalar ama biz bunları ölçmüyoruz. Ölçemediğimiz için sahadaki AK Parti puanlarının gerçek AK Parti puanlarının 2 puan falan üzerinde olduğunu düşünüyorum ben. Yani AK Parti'yi 36 ölçüyorsa bir saha çalışması aslında o 34 olabilir diye düşünüyorum. Ve o aradaki bunun milliyetçiler arasında olduğunu da düşünüyorum. Onu bilmiyorum. Onu sen daha iyi bilebilirsin. ve bunun sandıkta görülme ihtimali var. Dolayısıyla yani eğer İnce'nin de oyu 4'ün altına inerse bir anda 50-51 aralığında bir Kılıçdaroğlu oyu birinci turda görebiliriz diye düşünüyorum. Ama evet, bakalım bu bir varsayım. Bunun sınamasını sandık gösterecek. Evet. Tolga, o zaman bir seçim özel yapalım mı Etiyan Bey'le? Ne dersin? Yani olabilir, bilmiyorum. Bilmiyorum, Etiyan Bey siz ne dersiniz?
Seçimden hemen sonra mı, seçim akşamı mı, seçim sonrası mı? Yani o günler içerisinde bir seçim özel yapabiliriz. Yani yoğun da olursunuz siz ama. Sonuçları yani yorumlayacağımız da yapabiliriz. Öylesi de bakarız, ona konuşalım o zaman. Hani. Daha peki senin öngörün nedir? Ben çevremden gördüğüm, okuduğum kadarıyla özellikle bu son 10 gün içerisinde meselenin çok kılı kılına olduğunu düşünüyorum. Birbirlerine çok yakın rakamlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü sahada ciddi bir faaliyetin olduğunu da görüyorum. Yani özellikle Cumhur İttifakı'nın ciddi bir şekilde yüklendiğini ve bütün imkanlarını, bütün olanaklarını kullandığını düşünüyorum. Mesela herkesin hayret ettiği ve benim de o dönemde ciddi şekilde hayret ettiğim bir mesele, deprem mesela bir ara düşürmüştü oyları ama şu anda yeniden toparlandı. Ve bunda mesela bölgeye gönderilen Diyanet Teşkilatı'na mensupların çok büyük etkisi olduğu söyleniyor. Bilmiyorum ne derece doğru. Orada değilim. Oradan işte bazı dostlarımın yorumlarını dinliyorum. Yani ciddi bir şekilde sahada neredeyse birebir markaj olduğunu düşünüyorum. Ve Etiyen Bey'e de katılıyorum. Yani bu iş ikinci tura kalabilir diyorum. Evet. Ya ben de o zaman kendi yorumumu yapayım. Yani parlamentoyu aritmetiği bu listelerden dolayı Etiyen Bey'in rakamlarına ben de yaklaşık düşünüyorum. Yani ben de bir hesap yapmıştım. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde şeyde değilim. Yani aynı kanaatli değilim. Ben şeyin ikinci tura kalacağı ve dolayısıyla Erdoğan'lı bir 2023 sonrası dönemin olabileceği kanaatindeyim yani. Yani benim şey Cumhurbaşkanlığı seçimindeki kanaatim bu. Benim bir son sorum vardı Etiyen Bey'e. Onu soralım mı? Yani bir saati doldurduk ama. Etiyen Bey'e arz ederse birkaç dakika açabiliriz ucunu. Tabii. Tamam. Şimdi biz tabii Sayın Erdoğan'ı konuştuk. Hatta Devlet Bahçeli'nin bile değil mi? Yani siz bunu defaatle vurguluyorsunuz. Bir istikrarı var. Yani parlamento dışında kalmak, iktidardan düşmek adına bir istikrarı var icabında. Ben dışarıda kalırım da diyor. Onu da Devlet Bahçeli'yi konuştuk. Meral Akşener'i konuştuk. Bir de Kılıçdaroğlu'na ben gelmek istiyorum. Yani mesela Sayın Kılıçdaroğlu sizin görüşünüze göre Cumhurbaşkanı olacak öngörüye göre. Dolayısıyla yeni Türkiye'nin lideri mi yoksa yeni Türkiye'nin liderine bir zemin mi hazırlıyor? Yani şöyle söyleyeyim. Yine milliyetçiler iktidara gelecek gibi anlıyorum ben toplam bilançodan bu söylenenleri. Bu anlamda bunun hesabını mesela Cumhuriyet Halk Partisi veyahut da Atatürkçüler, işte o kesim bunun hesabını yapıyorlar mı? Yani Kılıçdaroğlu bu anlamda yeni Türkiye'ye Türkiye'yi götüren bir şey gibi istetme gibi pozisyonda mı olacak? Yani siz mesela Kılıçdaroğlu'nun pozisyonunu nasıl görüyorsunuz? Ek yapayım. Bir anlamda ben söylediklerinizden de Etiyen Bey şey gibi oldu. Yani devletin son derece rasyonel hareket ettiği, hatta yani ben öyle de anladım. Yani toplumun beklentiler %60 çünkü şey verisinde verdiniz. Toplumun refleksleri ve isteklerine de uygun hareket ettiği, hatta darbeci geleneğinin de daha anlaşılır bir meşru zemine ulaştığı. Bu bir anlamda da bir şey değil mi? Yani sizi de bir devletçi söyleme kaydırmıyor mu? Yani ben sanki böyle olmadığını biliyorum ama söylem netice itibariyle yine şey oldu. Yani devlet sonunda kazanan olmuş oldu. Yani o iktidarın gizli ortakları bir şekilde kazanan oluyor ve biz bunu müsbet görüyoruz. Ama şöyle. Doğru görüyoruz devlet, yani. Ama devletin içinde hangi ortaklar? Yani şimdi devletin içinde çok doğru dürüst bürokratlar var.
Devletin içinde Türkiye'nin demokrasi olmasını isteyen insanlar var. Dolayısıyla devletten bağımsız siyaset yapıyoruz varsayımı zaten doğru bir varsayım olamaz. Gerçekçi değil. Devletin içinde seni destekleyenler var, sana karşı olanlar var. Her zaman, her iktidar için geçerli bu. Seni beğenenler var, beğenmeyenler var. Tabii de çok geniş bir nötr grup da vardır. Yani hangi iktidar gelirse gelsin ona uyar vesaire gibi. Yani burada devlet bir şeyi planlıyor, onu hayata geçiriyor değil. Herkes adapte oluyor. Devlet de adapte oluyor. Yani önceden böyle seneler öncesinden bir plan yapılıyor da o böyle adım adım hayata geçiyor falan diye bir şey yok. Hayat kendisi insanlara zorluyor bir şeyler. O insanlar da tepkiler veriyorlar. Kendi çıkarlarına bakıyorlar. Kendi başlarına bir şey gelmesin istiyorlar. Kariyerleri devam etsin istiyorlar. Başka işbirlikleri, koalisyonlar kuruyorlar. Ve eğer bir yerde toplum bir değişim istiyorsa devletin aktörleri de o değişime kendilerini uydurmaya çalışıyorlar. Olay bundan ibaret yani. Öte yandan mesela milliyetçi bir parti belki önümüzdeki yıllarda en büyük parti olacak ama belki iktidar olamayacak. Çünkü muhafazakarların ne kadar milliyetçileşeceği sorusuyla bağlantılı bu. Belki de muhafazakarların önemli bölümü milliyetçileşmeyecek. Belki de demokrat muhafazakar bir akım çıkacak. Belki Gelecek ve Deva partileri büyüyecek. Bilmiyoruz. Bütün bu tablo içinde ben Kılıçdaroğlu'nun kendisi açısından kalıcı bir yeni dönemin başlangıcını açacağını düşünüyorum. Kendisini öyle gördüğünü ve bunu yapacağını düşünüyorum. Yani Türkiye bu 4-5 sene sonunda eğer Millet İttifakı içindeki işbirliğini devam ettirebilirse, eğer buna uygun bir bürokratik destek bulabilirse, o desteği üretebilirse devletin içinde, o zaman çok farklı bir başka Türkiye'ye doğru gidiyor olabiliriz. Yani bunlar böyle önceden reçetesi yazılmış şeyler değil. Ben şu anda zaten bu seçimin önemi de orada. Bu seçim diğer seçimlere niye benzemiyor? Çünkü bu seçimde kim kazanırsa kazansın geri dönüş çok zor olacak. İnsanlar onu görüyorlar. Ve mesela o yüzden de şimdi Bağ'ın dediği mesela bu şeye gelelim. Deprem olayında deprem bile önemli değil bu seçimlerde. Ekonomi bile önemli değil. Türkiye'deki halk sezgisel olarak çok başka bir şeyin seçimini yaptığını farkında. Çok kalın hatlarla nereye doğru gideceğimizin seçimi. Kesinlikle. Ve dolayısıyla Kılıçdaroğlu kazanacak. Ve dolayısıyla da bence ilk turda da kazanma şansı çok yüksek. Çünkü bu soruyu sorduğunuz zaman hakikaten Tayyip Erdoğan iktidarının devam etmemesi gerekiyor. Zararlı yani. Tayyip Erdoğan iktidarı Türkiye'ye zararlı. Bunu Tayyip Erdoğan'ın tabanı bile görüyor. O zaman da burada ülkenin hani bir sağduyulu geçiş yapacağını düşünüyorum ben. Ve o geçişten sonra da onun kalıcı olmasını sağlayacak olan bir yol açılıyor. Ama şunu da söyleyelim. O noktadan sonra Millet İttifakı'nın maharetine bağlı tabii ki. Yani hakiki bir 3-5 yıl yaşayacağız. Yani bu da gene ısmarlama olmayacak. Yani bunlar becerikli çıkmazlarsa o zaman yeniden bir kaotik erken seçim vesaire dönemi olur. Ama becerikli çıkarlarsa bu Türkiye'yi dünya çerçevesi içinde anlamlı bir yere oturturlarsa buradan hareketle ekonomiyi düzelten, buradan hareketle daha özerk bir dış politika üretebilen bir yere götürebilirlerse o zaman bakacağız yani belki de 5 sene sonra daha önce Türkiye'de olduğu gibi yepyeni partiler olacak. Şu anda var olan bazı partiler ya kapanacak ya birleşecek. Yani kartlar yeniden dağıtılacak. Kılıçdaroğlu bence bunun farkında ve bunu yapmak istiyor. Ve bunu yapmak istediğini de söylüyor şu anda satır aralarında.
bunun okunduğunu düşünüyorum ben. Toplumun bir anda yani kazanacak adam arıyoruz. Kılıçdaroğlu'na oy vermez bu toplum. Kazanamaz denirken şu anda bütün anketlerde neredeyse Tayyip Erdoğan'dan daha fazla oy alıyor. İkinci tur sorusu sorulduğu zaman. Hepsinde. Tayyip Erdoğan'ı yani sadece AK Parti yandaşı olan bir takım kurum şeyler sağ çalışmalarında Tayyip Erdoğan önde. İkinci turda kafa kafaya geldiğinde Türkiye Kılıçdaroğlu'nu tercih ediyor. Bu ilk turda tecelli eder mi? Bilmiyorum. Dediğim gibi eğer muhafazakarların içinde benim daha önce yaptığım sağ çalışmalarında gördüğüm, takip ettiğim ama son senelerde yani takip edemediğim, çünkü sahada olmadığım için takip edemediğim bir kesim var. O kesim AK Parti sayesinde özgürleşmiş, özgürleştiği için AK Parti'den hoşlanmayan bir kesim. Dindar, muhafazakar. Bu kesimin içindeki bir alt grubu. Yani Fatih'ten Başakşehir'e geçmiş bir grup var diyorsunuz değil mi? Yani Başakşehir bilemiyorum. Sembolik olarak. Yani her yerde, hayır Üsküdar da öyle. Üsküdar'daki belediye seçimlerini falan düşünün. Üsküdar'da mesela sokaklarda insanlarla konuştukları böyle anket soruları falan soran gazeteciler oluyor. Üsküdar'da da öyle. Sadece Fatih'te değil. Şimdi sizi teyit etmek için bir izleyicimiz şöyle bir ifade kullanmış. Elif Neslihan diye bir izleyicimiz demiş ki sahada yakalanamıyoruz çünkü üzerimizde büyük bir mahalle baskısı var demiş. Yanına da gülücük koymuş. Sanırım sizi teyit ediyorlar aslında. Burada pek çok izleyicimiz katkıda bulundu. Onlara özellikle huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu programın aslında bir anlama üzerine kurulu olan bir program olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Ve bizce son dönemin çok önemli siyasi teorisyenlerinden olan Etienne Bey'le bu programlar aslında meseleyi anlamak üzerine zihinsel çabalar, zihinsel gayretler olarak görüyoruz. Herhangi bir ideolojik yapının bir temsili olarak burada konuşmuyoruz. Her tarafı ve herkesi anlamak üzere bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da Etienne Bey'e şükranlarımızı sunuyoruz. Bir küçük detay daha vereyim. Etienne Bey, sizinle ilgili çok özel yorumlar var. Özellikle Cihat Küçük diye bir izleyicimiz. Sizin kendi yazdığı yorumları görmenizi arzu ediyor ama sanırım yayından sonra bakacağınızı düşünüyorum o yorumlara. Bu arada biz herhangi kimseyi bloklamıyoruz yayınlarımız esnasında. Hakaret ifade eden, içeren hiçbir şey olmadığı sürece sistem eğer hakaret üzerine kurulu anahtar kelimeler görürse kendisi otomatikman blokluyor. Bunu da ifade edelim. Etienne Bey, isterseniz toparlayalım. Son olarak ifade etmek istediğiniz bir şey var mı? Şöyle, senin dediğin bu anlamayla ilgili söylediğin şey doğru. Çok basit bir şey yapıyoruz aslında bizim programda benim gördüğüm kadarıyla. Soru soruyoruz. Yani sorulardan kaçmak istemiyoruz. Bu soruları sormak istiyoruz. Sonra da kendi aklımızın yettiği kadarıyla da birlikte bir cevap bulmaya çalışıyoruz. Başka cevaplar olabilir. Bizim kesinlikle cevaplarımız çok da doğru olmayabilir. Kesinlikle. Ama önemli olan soruyu sormak. Türkiye soruyu sormadan cevap veren insanlarla dolu. Doğru. Esas mesele bu. Ve onun için bu program benim için de çok değerli bir program. Biz şükranlarımızı sunuyoruz. Ekranımıza değer katıyorsunuz Etienne Bey. Biz de nacizane size ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bu anlamda. Değerli izleyenler, haftaya yeni bir Düşünce Ufku programında buluşmak ümidiyle. Görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.